diyeceğiz. İsmail Köybaşı medya mensuplarının açıklamalarda bulunuyor. Yoğun bir şekilde 8 kişi de olsak gerçekleştiriyoruz. Çoğu arkadaşlarımız milli takımda. Aslında bu da durumu özetleyen aslında çok güzel bir olay var. Yani 15-16 kişinin burada milli takıma gitmesi futbolcu kalitesini gösteriyor. Fakat bazı şeylerin de zamanına ihtiyacı olduğunu gösteriyor. Biz antrenmanlarımızı yaptık. Burada kalan arkadaşlarımızla birlikte çok güzel ve keyifli bir şekilde gerçekleştirdik. Ve özgüvenimiz her geçen gün daha da yukarıya giden bir şekilde antrenmanlarımızı keyifli bir şekilde gerçekleştiriyoruz. İsmail, son maçta oyuna girdikten sonra Fenerbahçe kazanmasına rağmen aslında son yıllarda Fenerbahçe tribünlerinden gördüğümüz diğer futbolcular olan şey senin de başına geldi. Protestolara uğradın. Aslında öğrendiğimiz kadarıyla istatistiklerde oynadığın sürece istatistiklerde de zirvede yarıyorsun. 2-2-3'e giriyorsun. Sen neler söyleyeceksin bu konu hakkında? Ya şimdi ben her zaman doğru ve dürüst davranmaya ve bu şekilde hayatıma yön vermeye çalışıyorum. Üzülmedim mi? Üzüldüm, bunu saklayamam. Yani ben duygularımı her zaman benim surat ifademden, yüz ifademden anlaşılır. Üzüldüm ama gerçekten şunu biliyorum ki bazen içinde bulunduğumuz durumlar buna neden olabiliyor. Ama ben de her bir Fenerbahçeli kadar, yani Fenerbahçe taraftarı kadar, oraya bizi desteklemeye gelen her bir taraftar kadar Fenerbahçe'yi gerçekten çok seviyorum ve kendime adıyorum. Gerçekten adıyorum. Bazen böyle şeyler yaşanabiliyor. Ben de büyük takımlardaki 10. sene böyle şeylere çok şahit oldum. Duygularını anlayabiliyorum. Gerçekten anlayabiliyorum. Çünkü tek başıma kalıp bu olayı değerlendirdiğimde bazen böyle şeylerin olması doğaldır. Bazen içinde bulunduğumuz kötü gidişat olabilir. Bazen benim kendi bireysel performanslarım olabilir. Yani bunlar olabiliyor. Üzüldüm ama bunun geçici olduğunu biliyorum. Bunu analiz ettiğimde. Umarım bu şekilde olur. Çünkü ben gerçekten Fenerbahçe'yi çok seviyorum. Ve oradaki her bir taraftar kadar da kendimi gerçekten adıyorum yani. İsmail, tabii Koku gittikten sonra Kuman geldi. Onun ardından 3 maç bir koşturma oldu. Bu ara size iyi geldi mi? Bir nefes alma imkanı oldu mu? Kuman'la daha fazla çalışma imkanına sahip oldunuz. Nasıl bir ara geçti? Kuman da zaten bildiğiniz gibi Sayın Koku'nun yardımcılarındandı ve bizi iyi analiz edenlerden biriydi. Şuna yürekten inanıyorum ve şunu yürekten söylemek istiyorum. Bundan önceki oynadığımız skorlarda ve kötü gidişat tabii ki sonuçlarla doğru orantılı olduğu için skora yansıtamadığımız bir durum vardı açıkçası. Yani ben bunu işte futbol şanssızlığı mı denir, adını ne koyarsanız bilmiyorum. Bu şanssızlık üzerimizdeydi. Fakat Kuman'la birlikte galibiyetlerle geldikçe özellikle bu özgüven açısından her bir futbolcuyu ve camiayı daha da yukarıya çeken bir durum oluyor. Çünkü futbol ve özellikle büyük camialar, yani bizler sonuç odaklı bazen yaşıyoruz. Bu doğrultuda hareket ediyoruz yani. Sonucu almamız gerekiyor. Her ne olursa olsun. Bazen kötü giderken, bazen iyi giderken bunu bir şekilde skora yansıtmak gerekiyor. Doğal olarak işte kaybedilmiş bazı durumlar bizde özgüven eksikliği yarattı. Kuman'ın gelmesiyle birlikte özellikle yakalamış olduğumuz bu seriler her bir futbolcu ve buradaki her bir birey için bence bir özgüven duygusunu arttırdı. Futboldaki en temel olgulardan biri budur zaten. Trabzonspor'a karşı İsmail yaklaşık 2010-2011 sezonundan beri bir yenilmezlik serisi var. Şimdi Trabzon'da durumu biraz karışık, orada da iç sorunlar var. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Bu seriyi devam ettirebilecek misiniz? Bir yandan da Fenerbahçe 2-3 maçtır kazanamıyor Trabzonspor'a karşı, beraberlikler alıyor. Nasıl bir maç bekliyorsunuz? Ya her zaman derbiler keyifli olmuştur ama aynı zamanda gerilimi yüksek olmuştur. Bunların bilincinde olarak kendimizi zihinsel olarak bu şartlara alışırsak bence bir iki adım daha önde olmuş olabiliriz. Onların da içinde bulunmuş olduğu durum vardır. Bizim de içinde bulunmuş olduğumuz durum var. Bunları doğru analiz edip kendimizi buna göre hazırlayıp nerede, ne zaman, ne şekilde davranmamız gerektiğini bilirsek, saha içerisinden bahsediyorum. Bu durumun üstesinden gelebilecek kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bireysel olarak da, takım olarak da. Bu özgüveni perçinlemek adına da çok doğru bir maç. İsmail, geniş çerçeveden bir soru sormak istiyorum. Fenerbahçe'ye geldiğinden beri ne kadar çok oynamak istediğini biliyoruz ama bir türlü o düzenli forma giyme şansını elde edemedin. Bu konuda keşkelerin ya da pişmanlıkların var mı? Ya geriye dönüp baktığımda keşke ya da pişmanlıklar yerine iyi ki de demeyi her zaman ben tercih ediyorum.
Yani bu çünkü keşkeler insanları her zaman duraklatan ve geriye götüren şeylerdir diye düşünüyorum. Ben iyi ki diyorum. Çünkü burada da öğrendiğim çok şeyler oldu. Bazen oynamazken çok şey kazanırsınız. Bazen oynarken de kazanırsınız ama bazen oynamazken de kazanacağınız çok şeyler vardır. Şu anda zaten benim yani hissettiğim tek şey şu, düzenli forma giydiğimde, yani düzenli ve istikrarlı bir şekilde forma giydiğimde neler yapabileceğimi biliyorum. Bu benim açımdan önemli. Ligdeki hedefi de soralım. Biraz geriden geliyor Fenerbahçe ama işte son Alanya Spor maçı kazanıldı. Ligde Galatasaray deplasmanından alınan puandan sonra bir yükselen ivme var. Gerçekçi hedefiniz nedir ligde? Şampiyonluk yarışında olabileceğinizi düşünebiliyor musunuz ikinci yarı başlamadan? O potoya girebileceğinizi düşünebiliyor musunuz? Açıkçası son yıllarda böyle lig tablosu görülmedi. Yani şu anda hiçbir takım bence kesin diye kesin şunu yaparız veya bunu yaparız diye konuşamaz diye düşünüyorum. Şu anda bence doğru hedef olarak söyleyebileceğimiz tek şey bir sonraki maçtır bizim için. Ben en azından böyle düşünüyorum ve bunu böyle yaymak istiyorum takım arkadaşlarıma. Çünkü içinde bulunmuş olduğumuz durumdan dolayı 2-3 maç sonrasını düşünmek yerine bir sonraki maçı düşünmek şu anda daha mantıklı. Teşekkür Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler.